olarak elektromanyetik kirlik ve sağlığımıza etkileri konusunu başlık aldım ve o şekilde ilerleyeceğim. Elektromanyetik kirlik hemen hemen bütün ülkelerde artık e, literatüre girmiş, electrosmog, elektromanyetik pollution gibi kelimelerle tanımlanıyor. Çünkü e, teknolojinin çok hızlı değişmesi nedeniyle çevremizde yoğun bir elektromanyetik dalga birikimi meydana gelmektedir. Söz konusu bu dalga birikimi teknoloji sürekli olarak gelişim içerisinde olduğu sürece bizi etkileyecek. Bizim çevremize var olacak. Çevre deyince tabii evimiz, çalıştığımız yerler, sokaklar yani canlıların yaşadığı her ortam. Bu şekilde tanımlarsak çevremizin sağlıklı olması, sağlıklı yaşam standartında olması çok önemli. Tabi bu kirli kelimesi e, fiziksel olarak bize bir e, e, korunma, e, kirlilikten korunma anlamında bize dikkat çekiyor. E, gerçekten e, elektromanyetik e, radyasyon, elektromanyetik dalga maruziyeti gerçekten eğer kirlik e, unsuru da ise e, hüviyetinde ise korunma da gerekiyor. Dolayısıyla başlığımızda biz aynı zamanda sağlığımıza etkileri ve korunma diye seçtik. Ee, elektromanyetik kirlilik artık e, bir farkındalık bize vurgusu yapmaktadır. Bunu size bu sürede küçük küçük açıklamaya çalışacağım. Önce ülkemizde elektromanyetik kirlilik ne zaman başladı sorusuna. Tarihsel olarak yani ben e, gerçi çok yaşlı değilim ama 30 senedir bu konuda çalışmalar yapıyorum. Ölçümler yapıyoruz. Sahada bizzat deneysel çalışmalarımız, teorik çalışmalarımızla beraber ölçüm çalışmaları açısından da sahada bulunuyoruz. Şöyle diyebiliriz, çok eskilere gitmeden, hemen hemen 99-2000'li yıllarda elektromantik kirlilik, ülkemizde insanları dikkatini çekmeye başladı. O yılki gazeteleri eğer alacak olursak bizi kim koruyacak bunlar ölçülüyor mu kanser olacağız mı gibi manşetleri çok çok rastladık. Özellikle bazı istasyonları başladı büyük şehirlerden kurulmaya çevremize tabi artık dostumuz adeta oldu. Balkona çıktığımızda e, penceremizden baktığımızda her tarafta bunları görebiliyoruz. Bunlar bir kirlik taşıyor mu gibi tabi sorular. Biz işte o yıllarda bu ölçümleri yaptık. 2001 yılında daha sonra Telekomünikasyon Kurumu kuruldu. Şimdi Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu oldu. Devletin resmi kurumu olarak elektromanyetik kirliliği, yani bunu ben tanımlıyorum tabi, ölçmek ve insanlara zarar vermemek noktasında denetleyici bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Tabii tüm ülkelerde böyle kurumlar var. Elektromanyetik radyasyondan, elektromanyet dalgalardan korunma noktasında standartları esas alarak çalışmalar yapıyorlar. Biz şimdi bu ölçümleri uzun zamandır yaptık. Yani hala da de yapmaya devam ediyoruz. Üniversite olarak biz bu konuda donanımlı bir üniversiteyiz. Hemen hemen Türkiye'nin bütün noktalarında ölçüm değerlerimiz var. Belediyelerle ortak çalışmalarımız oldu. Özellikle Kadık, çok uzun yıllar devam etti. 10 senelik çalışmalar devam eden var. Kadıköy Belediyesi, Maltepe, Ateşehir, Bursa'da, Nilüfer Belediyesi, Beykoz vesaire. Dolayısıyla bilimiz, bizim elimizde aynı zamanda dünyadaki elektromanyetik kirli trendleriyle beraber ülkemizde durum nedir? onlarla da ilgili karşılaştırma yapma imkanımız var. Özet olarak ders söyleyecek olursam, elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik dalgadır. Nükleer radyasyon değildir. İnsan vücuduna çarptığında hücrelerdeki elektronları koparacak güçte bir enerjileri yoktur. Elektromanyetik dalga bir enerji paketi, konvoyudur. Ama bize çarptığında elektromanyetik radyasyon, Canlıya çarptığında, vücudumuza çarptığında taşımış olduğu enerji var. Bu enerji vücudumuza girerek bir takım etkileşimler yapıyor. Bu etkileşimleri iki noktada size e, tanıtmaya çalışacağım. Bir tanesi sıcaklık artışına sebep oluyor. Enerji vücudumuza giriyor, o bölgede sıcaklık artışı ve buna göre standartlar oluşturuluyor. Diğer bir e, yol da biyolojik etkiler yapıyor. O biyolojik etkileri de yine bahsedeceğim. E, burada e, Göstermiş olduğumuz bu resimde bir uçak üretime, üretimden çıkmış ve askı düzenini almış, çok büyük bir laboratuvara sokulmuş. Bu laboratuvar elektromanyetik dalgaların girmediği, içeride varsa dışarı çıkmadığı bir ortamdır. Sıfır sinyal seviyesidir. Böyle bir ortamı biz şu anda dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Ancak denizlerin altına gelip de e, metroların altına girip de oralarda belki bir kapalı mekan yaparsak olabilir. Ama e, yeryüzünde böyle e, sivri uçlu, enerjiyi soğuran absorberlar var. Ve burada te cep telefonu dahi çekmez. Radyo çalışmaz. Radyo çok küçük sinyallerle çalışıyor, o da çalışmaz. Yani burası elektromanyet dalgadan tamamen temizlenmiş, güzel bir ortam. Burada e, test ediliyor. Şurada antenler var bakın. Antenler biraz insanların bulunduğu yerin baş ucunda. Şurada. O antenden dalga gönderiliyor. Ee, uçak çalışır vaziyette sokuluyor. Uçaktaki elektronik donanım etkileniyor mu diye bakılıyor. Hem içerideki klima sistemleri, ışık sistemleri, yön bulma sistemleri vesaire. Böylece kontrol ediliyor. Acaba dışarıdaki bir elektromanyetik dalgaya maruz kaldığında bozulabiliyor mu? Bağışıklık durumu Test ediliyor aynı zamanda diğer bir testte uçak çalıştırılıyor çalışırken içindeki elektronik donanımlar dışarıya ne kadar sızıntı yapıyor alınganlık testi yapılıyor Böylece bu testten yeterli bir seviyede başarılı geçerse uçuşa hazır hale getiriliyor. Bütün elektriksel cihazlar böyle laboratuvarlarda test ediliyor. Bu uçağı kaldırın, otomobil koyun, otomobil de test ediliyor. Bütün araçlar test ediliyor ve piyasaya o şekilde sunuluyor. Neden? Çevrede elektromanyetik radyasyon var. Bu testi açık bir sahada, herhangi bir yerde, mesela futbol sahasında yapamayız. Çünkü oradaki elektromanyetik kirlilik Böyle bir testi yapmaya müsaade etmiyor. Çünkü bozucu sinyaller acaba bu uçak nereden etkileniyor? Yani gö e, burada antenin e, antenden gönderilen e, sinyalden mi yoksa dışarıda başka bir sinyalden mi etkileniyor? Bilmek mümkün değil. Şimdi böylece bütün elektronik donanımlar e, test edildiğine göre acaba buraya insanı koyup da e, yine aynı uçak yerine insanı koysak ve test etsek uygun mudur? Hemen ee, hocalarımız Sultan Hocam itiraz edeceksin bu etik olamaz diyeceksiniz değil mi? insanı testine sokmak, deneye sokmak. Çünkü, ama biliyoruz ki e, bütün e, vücudumuz elektromanyetik bir makina. Elektromanyetik sinyallerle çalışıyor. Son derece güçlü elektronik sistemlerimiz var. Sinirler elektrik akımlarının geçtiği bir kablo gibidir. Beyinle iletişim içerisinde bütün duyularımız bu şekilde elektriksel sinyallerle yapılıyor. Yani bizim vücudumuz aslında bu elektronik makine itibariyle bu uçaktan farksız değil hatta daha güçlüdür. Ama biz bunu, buraya insanı sokup böyle bir teste sokamıyoruz. Yani acaba dalga gönderdi, bunun kafasında ne oluyor, duygularında nasıl bir değişiklik oluyor, ayağı yandı mı, gözü kapandı mı, kulağı işitmiyor mu, bunları test edemiyoruz. Ama peki insanları elektromanyetik kirlilikten korumak lazım. Ne yapmak lazım? Bunu yapamadığımıza göre şimdi bilgisayar simülasyonları var. Bir takım hesaplamalar yapılıyor. Mesela insan vücudu silindir gibi düşünülüyor. Kafa küre düşünülüyor. Ayaklar küçük silindir ve e, simülasyonda elektromanyet dalga gönderiliyor. Vücudun e, bir takım diyelektrik parametreleri var. Eşler parametreler konuluyor ve böylece deneysel çalışmalarda vücutta elektromanyetik dalga çarptığında yani buradaki fantom model diyoruz ona ne kadarlık sıcaklık değişmesi yapıyor? Bir derece santigrat dereceyi aşan seviyede standart olarak kabul ediliyor. Ha demeli ki çevrede bir derece santigrat sıcaklık artmayacak şekilde elektro elektromanyetik radyasyon, parantez içerisinde elektromanyetik kirlilik seviyesi varsa insana zarar vermez. Bu testi bu şekilde yapılıyor. Fantom modellerde de bazen içerisine tuzlu su konuluyor. Bazı diyelektrik özellikleri sahip bazı kimyasal karışımlarla testler deneysel olarak da yapılıyor. Biz de deneysel olarak öyle fantom modellerle bu laboratuvarlarda çalışma yaptık. Böyle bir laboratuvar ben eski üniversitemizde kurdum ve bu araştırmalara devam bu şekilde e, elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik kirliliği tanıtmış olalım. Özet olarak söyleyecek olursam elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik dalgadır. E, ve bu dalga iki tane bileşenden oluşur. Bir elektrik alan, bir de manyetik alan. Yani bunları ikiz kardeş gibi düşünebiliriz. Bir elektriksel cihaz çalıştığında, artık da odaklanmak istiyorum, bir baz istasyonu çalıştığında, Elektromanyetik radyasyon yayıyor. Yani bunun paransiyel içerisinde iki ikiz kardeş olan elektrik alan, manyetik alan hücum ediyor. Her tarafa birden yayılıyor. Enerji konvoyu gidiyor. Ee, yüksek gerilim hatlarında da aynı şekilde. Biz elektromanyetik kirliliği iki boyutta e, incelememiz özellikle önemli. Yüksek gerilim hatları gibi düşük frekanslar, 50 Hz civarındaki frekanslardan yayılan elektromanyetik alanlar bir de baz istasyonu gibi kablosuz vericilerden yayılan elektromanyetik radyasyon. Şimdi bakın burada ne var? Burada bir yüksek gerilim hattının altına bulunan sol taraftaki şekilde bir kimse eğer bulunuyorsa kafasından ayaklarına doğru o maviyle e, göstermiş olduğum bakın şu oklar manyetik alanı gösteriyor. Nerelerde elektrik akımı indikliyor onu görüyoruz. Kafasında, göğsünde, kollarında. Eğer önden e, sağdaki şekildeki gibi önden manyetik alan geliyorsa vücudunda böyle daha farklı bir şekilde elektrik akım dolanımları oluyor. Bunlar vücudumuzda 25 çeşit elektrik akımın geçebildiği kollar vardır. Özellikle bir tanesi kalp yakınındadır. Eğer o şekilde bir akım e, geçecek olursa karıncıksal çırpının denen çok ölümcül bir olay oluşabiliyor. Efendim burayı birazcık geçeyim, sonra döneyim. Elektromanyetik gerçekten kirlilik var mı diye merak edenlere burada Kadıköy Belediyesi'nde yaptığımız ölçümleri size gösteriyorum. Burada kırmızıyla gösterdiğim kuleler ölçüm değerleridir, kırmızı kuleler. Yani görüyorsunuz her nokta kırmızı. Bazı yerlerde daha yüksek. Onlar 5 birimin yukarısında olan değerlerdir. Eğer biz Kadıköy'ün bütün sokaklarında dolaşmış olsaydık bu bölge tamamen kıpkırmızı olacaktı. Ve e, yüksek e, kule, bizim cihazımız 5 birimin üstünde ö, ölçüm yapmıyordu. Sebebi İsviçre'de imal edilmiş yeni bir üründü. Bize bir kontrol edin, tanıtın için verdiler. Dolayısıyla 5 birimin yukarısını ölçmedik ama Biliyorum ki Kadıköy'de bu değerler 5 birimin üstünde de var. Bakın bu da Maltepe'deki ölçüm değerleri. Ne kadar her bölge görüyorsunuz kıpkırmızı. Tamamı sokaklardan dolaşmış olsak. Dolayısıyla elektromanyetik dalgaların çevremizdeki durumuna elektromanyetik kirlilik demek gayet doğal bir şey. Bunu da burada görebiliyoruz. Elektromanyetik sis demek kolay bir şey. Biz bunları yaptığımız ölçümleri tıp fakültesi, tıp, e, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hak Sağlığı Profesörü Hocası ve yine diğer bir profesör hocası Alpaslan Türkan Hoca ve Kayan Pala ile sahadaki ölçümleri kitabımızla birleştirdik. Yani elektromanyetik kirliliğin artık varlığını düşündükten sonra nasıl korunacağı sorusu da var. Bu tabii ürkütmek anlamında değil, yani bilmek, fark etmek, zaten farkındalığımızı biraz daha vurgulamak açısından bu noktada biraz durmak istiyorum. En çok bundan etkilenecek olan toplumun kesimi yaşlılar ve çocuklar. Yaşlılar tabii bağışıklık sistemi düşük olması nedeniyle onlar için önem taşıyor, çocuklar için de benzer şekilde Sürekli olarak bu maruziyetin bedenlerinde yapabileceği bir takım olumsuzluklar. Bakın yüksek gerilim hatlarıyla ilgili dört tane size e, tanımlama gösteriyorum, belirleme gösteriyorum. ICNRP kurumu dünyada bütün ülkelere standart hazırlayan bir kurumdur. Elektromanyetik radyasyondan korunma isminde bir kurum bütün ülkeler bunun hazırladığı standartları kabul ederler der ki ben size şu standartı hazırlıyorum ülkelere istediğiniz şekilde bunu uygulayabilirsiniz yani mesela 200 birim olarak yüksek gerilim hatlarını öngörmüştür IEMF İsviçre bunu bir birim olarak kullanıyor Dünya Sağlık Örgütü 2B sınıfı kanserojen olarak bu düşük frekansları 0304'e dikkat edin burgu yapıyor sayfasında. 2B e sınıfı kanserojen olarak 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü sayfasında koydu. Biyoinişiv denen bir bilim adamlarının 17 ülkenin bilim adamlarının çalışmaları var. Onlar da diyorlar ki 0-1 geçmesin diyorlar. Çünkü o seviyenin altında biyolojik etkileşimler ve insan vücudunda bir takım bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde olumsuzluklar oluşturabilir deniyor. Biz de bir yüksek gerilim hattına götürdüler bir bir kişi olarak bizi orada çocuk parkı yapılmıştı ölçümler yaptık yukarıdaki şekilde bu da muhabir ve onun aşağısı burada tamamen yüksek gerilim altına belediye çocuk parkı yapmış bir de Trafik parkı var ve her gün biliyorum o çok bildiğim bir bölge, biraz da bilmek durumunda olduğum bir bölge. Çocukları götürüyorlar, trafik eğitimi yaptırıyorlar. Bir de orada gece sabaha kadar 24 saat güvenlik bekliyor, bir kulübe koymuşlar yeni altına. Yani belediyelerimiz, yani yöneticilerimiz gerçekten çok e, e, duyarlı olması lazım, yani farkındalı olmalı. Bizim söyleyeceğimiz ee, ne yapalım sorusuna, yani bu açıklamalardan sonra elektromanyetik radyasyonun olumsuz etkilerini sadece sıcaklık artışı olarak değil, burada görüldüğü gibi bunlar tamamen e, belirlenmiş, tespit edilmiş e, bulgular, kesinliği kabul edilen bulgular ama bunların hiçbiri sıcaklık etkisi dolayısıyla bu ortaya çıkar değil. Biyolojik etki dolayısıyla bunların ortaya çıkacağının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirlenmiş değerler. Dünya Sağlık Örgütü 2001 yılında Yüksek gerilim hatlarındanı kanserojen ila, ilan etti. 2011 yılında da baz istasyonu gibi yüksek frekanslı dalgaları yine 2B sınıfı kanserojen. Bakın kan beyin bariyeri sızıntısı, bu Alzheimer, Parkinson hastalığını, sinirsel hastalıkları e, tetikleyebiliyor. Beyin hücrelerinin zarar görmesi, kalp ritim bozukluğu, kötü huylu e, beyin tümörleri, sperm hücrelerinin zarar görmesi, büyümeyi etkilemesi, kusurlu, kusurlu doğumluk, kısırlık, Akustik nöromi ve lösemi, kanser gibi bir takım gelişmelere, yani herkeste bu tabii ki yol açmaz. Yani sigara içen kimse kanser, akciğer kanseri olmuyor. Bazen yanındaki oluyor. Yani bu bağışıklık sistemi ve kişinin sağlık durumunun potresiyle tabii doğrudan ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve diyorum ki, bakın ne yapmalıyız sorusuna 03 3 dakikamız kaldı hocam. Ne yapmalıyız? Yani ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Evimizde elektromatik radyasyon maruziyetine en az şekilde maruz kalmanın kitaplarımız var, yayınlarımız var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Ee, özellikle yatak odamızda e, televizyon, bilgisayar açık vaziyette uyumamamız lazım. Buna dikkat etmeli. Çocuklarımızı elektromatik kirlikten koruyacak şekilde evlerimizi dizayn etmeliyiz. Elektriksel cihatların yerleştirilmesi vesaire konusunda. Bunlarla ilgili bizim ondan sonra beraber çalıştığımız Profesör Doktor Selim Şeker hocamızla çok güzel birlikte hazırladığımız yayınlar var. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>